Elimde bile rahat vermiyorsun bana. Nerelere kaçayım gideyim bilmem ki. Toprakçım, anneannen ne dedi? Bir dakika sonra buradaymış. Siz yemeye başlayın dedi. Cebinden mi aradın Bıcırık? Evet. Ben ona anneannesini cebinden aramayı öğretmiştim. Ha öyle mi? Aferin benim akıllı kızıma. Betüş, bak ne diyeceğim. Dudu gelene kadar hemencecik burada Sadık'la Yavuz geçmişte kimmiş bakalım mı? Tamam. Ya ne oluyor ya? Seyret. Ha? Abla şurayı anlayamadım. Abla? Abla? Ne arıyor burada? Gördüklerini kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz de? Siz ne yapıyorsunuz burada? Seyret bakalım. Hadi. Elas panik. Kim geldi şimdi? Çabuk çabuk toparlanalım hemen. Cilek derhal odana kızım. Hadi. Aa, ya, ne oldu, niye ayaklandınız? Ailecek bir yere mi gideceksiniz? Aa, yok canım. Aa, kapı çaldı. Duymadınız mı? Yok duymadım. Ben de duymadım. Ben en iyisi size iyi bir kulak doktoru adresi vereyim çocuklar. Kapıyı kim çaldı? Ay benim, ben Betüş. Kapıyı ben çaldım. Bir iki dakika sonra oradayım. Bana bir bardak su hazırla. Anne, niye öksürüyorsun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay gıcık tuttu, gıcık. Tamam. Yani bize sağır mı demek istedin? Latife etmiş o canım, değil mi? Tabii. Aa, kimmiş hayatım? Hiç kimse. Çocuklar herhalde kapıyı çalıp kaçmışlar öyle. Çok yaramazlar. Sihirli geceler Dudu Peri. Sizi esefle kınıyorum. Böyle zararlı bir şeyi niye kullanıyorsunuz ki? Zararlı olduğunu ben de biliyorum ama zararı bana değil başkalarına. Bu gecelik kullanıyorum, sonra bırakacağım. Pipo içer, ilk peri olmak istemiyorum. Koktu. Anneannem gelse de yesek. Odamızda mı yiyelim, içeride mi? Salonda yiyelim. Teyzemler var. Ayıp olur. Tamam. Çilek, neden sordun? Sana bir şey söyleyeceğim. Ama hiç fırsatım olmadı. Okuldan çıktık, babama gittik. Eve geldik, hemen derse oturdum. Diyordum, yemekte konuşuruz. Tamam, şimdi konuşalım. Ben yarın Kaan'la parkta buluşmak istiyorum. Beni çıkarır mısın? Çilek. Ya abla lütfen, babamla abim izin vermiyor. Kaan bize gelsin ama benim evdekilere yalan söylememi isteme. Abla Kaan bize gelemez biliyorsun. Ben bir şey yapamam ki. Ama annem izin verirse belki olabilir. Anneannem geldi, hadi içeri gidelim. Tamam. Hoş geldin anneciğim. Merhaba anneanne, iyi misin? Merhaba anneanne. Ay canlarım, ne haber? İyiyiz. Çocuklar ben size mutfakta bir masa hazırladım, orası çok kalabalık. Hadi siz geçin. Tamam. Abim de hayatım, ben geliyorum. Buyurun anneciğim. Selam. Selam. Hoş geldiniz anneciğim. Perihan Hanım da buradaymış. Sen çağırmadın ama sağ olsun Sadık'la Betüş beni bu aile yemeğine layık gördüler. Ben seni aileden biri değilsin diye çağırmadım. Aa anneciğim çok ayıp ya. Perihan teyze de bizim aileden sayılır. Evet yani anne. Yavuz kibarlığından söyleyemiyor ama bazen çok patavatsız oluyorsun. Toprak senin ne işin var burada? Herkes mutfakta. Canım sen de onların yerine geç. Anneciğim siz benim yerime oturun, başlayın. Ben bir çocuklarla ilgileneyim, geliyorum. Tabii. Mis. Otur bakalım Toprakcığım. Evet bakayım şimdi herkes tabağındaki balıkları bitirecek. Anlaştık mı? Bitirene çikolata var mı? Hmm,
Siz yemeğinizi bitirin, onu o zaman düşünürüz, tamam mı? Anne, ben başka bir ödül isteyebilir miyim? Ay Çilek, bu yaptığın çok ayıp. Çocuklar, yemek yemenin ödülü pazarlığı olur mu? Aa. Affedersin. O zaman başka bir şey isteyebilir miyim? Söyle bakalım. İzin verirsen ablanla dışarıya çıkabilir miyiz yarın? Hayır. Aa, Cem, ne kadar ayıp. Tabii çıkabilirsiniz. Nereye gideceksiniz kızım? Kesin Kaan'la buluşacak. Ceren'i kullanıyor. Ya abi, sen bir karışmasana. Şişt, çocuklar çok ayıp. Sen Kaan'ı bize çağırsan Çilekçim, burada güzel güzel oturursunuz beraber. Hayır. Hayır. Aa, Sadık, sana ne oluyor? Orada neler konuştuğunuzu duyuyorum, tamam mı? Dışarı çıkmak yok. Alfabeyi sökene kadar aşık olmak yok. Ben alfabeyi söktüm baba, bak sayayım. A, B, C, C, D, E. Yeter! İşte eline sağlık, çok leziz olmuş. Yok canım, balık lezzetli yani. Ben bir şey yapmadım ki. Şey, ben bir elleri mutfakta ekip geliyorum, tamam mı? Hayatım, gelirken meyveleri de getirir misin? Tabii şekerim. Aman, tam içeri gidecek zamanı buldu. Şimdi pipo mu içecektim? Aa, sen pipo içmeye mi başladın? Anne? Evet. Aa, Sadık'la ne alakası var? Hiç. Anne, o ne öyle? Pipo. Aa, pipo. Of, of. Allah Allah, sana ne oluyor böyle? Ne derdin var böyle of of diyorsun? Yok bir şey. Biraz üzüldü. Başlarım üzülmesine. Benim kardeşim bir erkekle birlikte parklarda, bahçelerde buluşacak. Oldu. Ne olur ki Cem abi? Sadece salıncağa binecekler. Evet abi. Sanki Tuğçe ile sizin gibi öpüşeceğiz, sarılacağız. Çilek, bak kızıyorum. Şş, bana bakın, durun. Aa, kavga etmeyin, tamam mı? Eğer kavga etmeye devam ederseniz ikinize de hafta sonu evde oturma cezası veririm ona göre. Ben zaten çıkamıyorum ki babacığım. İzin vermedim. Yok canım. Ben Kaan'la parka gitmene izin vermedim. Başka yere gidebilirsin. Hadi bakalım. Şimdi yemeğini bitiren elini yıkasın. Hadi. Yaşasın B planı. Buketleri ders çalışmaya gideceğim demek ki. Harika. Evet, işte meyveler de geldi. İyiyim, işte süpersin. Ben şu tabakları toplayayım. Ben de servis yapayım. Otur sen canım. Anne, o elinizdeki ne öyle? Hayatım, sebebini bilmiyoruz ama annen pipo içmeye başlamış. Yalnızlıktan canım, yalnızlıktan. Anne, kusura bakmayın ama size hiç yakışmamış. Yakında bırakacağım, merak etme. Çok komik görünüyor değil mi Sadık? Bak bak, eline de yakışmıyor. Hakikaten de öyle ya. Şey gibi, kalem kemirir gibi değil mi? Sadık, hay ne var şimdi bunda bu kadar gülünecek anlamadım. Yani ben de anlamadım Yavuz. Siz salak numarasını yapıyorsunuz yoksa ciddi misiniz? Sensin salak. Sensin. Çok hoş ya. Aa, salak ne demek? Sizin şu anda bulunduğunuz durum. Enişte. Anne, bize de meyve yok. Anneanne, çok ayıp, çabuk söndürün bakayım. Tamam tamam, söndürüyorum. Evet anneanne, hem o çok zararlı. Ayrıca iğrenç kokuyor. Çabuk söndürdüğüne göre altında mutlaka bir iş var. Aa, iş mi? Meslek mi? Ne işi ya? Ya ne diyor? Ya ne işi? Allah aşkına bir söyle Perihan teyze. Evet ya. Yok bir şey, yok bir şey. Neler olup bittiğini anlayana kadar biraz bekleyeceğim. İçimden bir ses Dudu'nun bize bazı açıklamalar yapması gerektiğini söylüyor. Çocuklar, sizin dersiniz falan yok mu? Hadi odanıza biraz içeri gidin bakayım. Evet, yarın okulunuz yok mu sizin? Yok, tatil. Aman canım, dersiniz falan vardır, onu çalışın. Aa, benim matematik ödevim var. Baba bana 5 dakika ayırırsan hafta sonu ödev yapmak zorunda kalmayacağım.
Kızım niye şimdi 5 dakika istiyorsun ki yani? Geometri ödevim var. Bana hunileri anlatır mısın? Ha huni mi? Delilerin hani kafalarına taktıkları şey var ya işte onlarda. Ya da büyük şişeden küçük şişeye su koyarken kullanılıyor. Ben hatırladım. Ben küçükken böyle büyük bidonlarla kolonya alırdık. Onu sonra küçük küçük hunilerle küçük küçük şişelere koyardık. Bayramlarda tabii bayramlarda. İyi gidi günler. Aa, çocuk size ciddi ciddi ders soruyor. Siz salak salak cevap veriyorsunuz. Aa, Eda lütfen bize salak deme. Bırak desin be, bırak. Salaklar uzun yaşar. Herkes bilir bunu Sadık. Yok, ben geçen gün Mario Puzo'nun bir iki kitabı vardı. Onu okudum. Aptallar erken ölür diyordu. Yani şimdi senin teorin çürüdü. Olmadı. Gelip muhabbeti neydi Eda'cığım? Ne demek olacak Betüş? Şu anda Sadık'la Yavuz'un yaptığı şey. Ben babamı tanıyamıyorum. Espri anlayışı yerlerde sürünüyor. Dudağına bakıyorum pek eğleniyorsunuz. Ay, hep böyle damatlarım olsun istemiştim. Ben bunu araştıracağım. Neyi? Bu Pipo'nun gerçek olup olmadığını, içinde ne olabileceğini, dumanıyla birlikte damatlarının neden böyle şapşallaştıklarını. Galiba ben bu sihri peri kitabında görmüştüm. Sen sus! Anlat kızım, anlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.